Girmiş kişilere de yapılabilir mi? Şimdi aslında bu hangi operasyonu geçirdiğine bağlı. Mesela şaşılık operasyonu geçirmişse onlara yapılabilir. Ama göz içinde herhangi bir ameliyat geçirmişse, dekolman ameliyatı, glokom ameliyatı gibi bunları çok tercih etmiyoruz. İlk yapılacak olan akıllı lens ameliyatı olursa bizim için daha iyi. Çünkü bizim hesaplayamadığımız faktörler işin içerisine girebiliyor o zaman. Diğer geçirmiş olduğu ameliyatlara bağlı sonuçlar istediğimiz gibi olmayabiliyor. Evet. Ama göz dışında bir ameliyat geçirmişse, kapak ameliyatı, şaşılık ameliyatı, pterijim ameliyatı gibi bunlara akıllı lens uygulanabiliyor. Hocam, diyabetli hastalara bu ameliyat yapılabiliyor mu? Şimdi o biraz tartışmalı bir konu. Diyabetin eğer komplikasyonu çıkmamışsa, yani gözün retina bölümünde kanama olmamışsa, sıvı toplanması olmamışsa, herhangi bir diyabete bağlı gözü etkileyen bir sorun çıkmamışsa uygulanabilir. Evet. Fakat şunu da göz önüne almak lazım. Tabii hastanın hastalıkla uyumuna da bakmak lazım. Çünkü ileriki yıllarda bunlar çıkabilir. Bu ileriki yıllarda kanama riski olabileceğini düşündüğümüz hastalara yine de yapmak istemiyoruz. Çünkü gözün arkasına bu sefer müdahalemiz gerekebiliyor. Bu komplikasyonlar olduğu zaman özellikle lazer gerekebiliyor. Çok tercih etmiyoruz. Ama bunlar yoksa, göz retinasında, retinada herhangi bir sıkıntı yoksa bunları da yapılabilir. Diyabetli hastalara da yapılabilir. Evet. Akıllı lens tansiyon, kalp ve kronik hastalıkları olan hastalara yapılabilir mi? Yapılabilir. Tabii bunların kontrol altında olması lazım. Yani tansiyonun düzenlenmiş olması lazım. Kalp hastaları eğer kan sulandırıcı alıyorlarsa biz bunları 3 gün önceden kesiyoruz. Alternatif tedavi veriyoruz. Kendi kardiyoloğuna gönderiyoruz. Kardiyologlar bu şeyi düzenliyorlar. Ama yapılabilir. Yaş sınırı da yok o konuda. 80 yaşında, 90 yaşında, 100 yaşında olmasının bir önemi yok. Fakat bu şeyin kontrol altında olması lazım. Tansiyonun ve hipertansiyonun ve diğer problemlerin kontrol altında bütün olması lazım. Bütün ameliyatlarda. Aynen öyle. Oluyor. Mesela kalp ameliyatı geçirmiş, bypass olmuş hastalara evet. 6 aydan sonra yapılabiliyor. Stent takılmış olan hastalara 3 aydan sonra yapılabiliyor. Güzel bilgiler hocam bunlar. Evet. Peki tekrar gözlük takmak gerekebiliyor mu? Akıllı lens operasyonu yapan kişi tekrar... Şimdi burada başarı %92 dolayında. Yani başarıdan kastettiğimiz tabii ki gözlük takılmaması. %92 dolayında. %7-8'lik bir hasta grubumuz var. Bunlarda bazen hesaplama hataları olabiliyor cihazdan kaynaklı veya hastanın gözünden kaynaklı. Bunları tekrar gözlük takmak yerine kalan o küçük şeyi lazerle düzeltebiliyoruz. Genelde küçük bir numara kalıyor. 1, 1.25, 1.5 gibi. Bu lazerle düzeltilebiliyor. Yani tekrar gözlüğe dönmesi gerekmiyor hastanın. Evet. Bu operasyondan sonra katarakt oluşur mu? Yani katarakt yaptıysanız aslında, tekrar oluşur mu? Evet. Bunun bir avantajı da bu. Diyelim ki yaşa bağlı yakın görme sorunu olan hastaya yaptığımız zaman kendi lensini aldığımız için doğal lensi artık bir daha ömür boyu katarak riski ortadan kalkmış oluyor. Aynı zamanda katarak da olmuyor hasta, evet. Bu lenslerde bozulma ya da tekrar çıkarma işlemi yapılabilir mi? Evet, geriye dönüşümlü bir şey bu işlem. Yapılabilir. Eğer lensle ilgili bir ciddi bir sıkıntı varsa o lens tekrar çıkarılabilir. Bozulan lens hiç görmedim. Görmedim yani yaptığımız pratikte. Çünkü bunlar dediğim gibi son derece premium lensler ve çok iyi geliştirilmiş. Fakat eğer gözde başka herhangi bir ciddi bir soruna yol açarsa teorik olarak bunlar çıkartılabilir. Uzun yıllar lens kullanan hastalarda bu işlemi yapmadan önce neler yap? Demin biraz söylediniz evet, ama kontak lens, neler yapmak gerekir? Evet, kontak lens kastediyoruz. Evet. Şimdi öncelikle kontak lens biliyorsunuz gözümüzü kurutan bir korneada kuruluğa neden olan bir protez, öyle diyelim yani geçici de olsa bir protez sonuçta. Korneaya biz onu takıyoruz ve göz kuruluğu takacağımız lensin hesaplamasında problem çıkartabiliyor. Yani 1 numaraya kadar, 1.5 numaraya kadar yanılgıya sebep olabiliyor. Onun için en az 2 hafta önceden kontak lensin çıkartılması lazım. Çıkarttığı zaman bir sakınca olmuyor. Evet, bir diğer nokta da kontak lensler korneayı epitel tabakasını inceltiyor. Yine hesaplamada orada hata olabiliyor.
onun toparlaması için yine en az 2 haftaya ihtiyaç var. Tabii biz bunu testlerle tekrar bakıyoruz. Gerekirse daha da uzatıyoruz. Şimdi kontak lensi kullandığı süre çok önemli. Eğer 30 yıl kullanmışsa bu hastanın tabii ki birkaç ay beklemesi gerekebiliyor. Evet. Ama 1-2 yıl kullanmışsa... Yani birkaç ay gözlük kullandırtıyorsunuz, lenslerini çıkartıyor. Tabii, testlerle biz bakıyoruz ona, ona göre karar veriyoruz. Ameliyattan sonra günlük hayata ne kadar sürede dönülebilir? Evet, bu tabii fako cerrahisinin de bir başarısı. Bir hafta sonra dönebilirler normal hayata. İlk bir hafta biz istirahat öneriyoruz, tozlu ortamda bulunmamasını öneriyoruz. Enfeksiyon kapmasın diye. Ama normal hayatına bir hafta sonra dönebilir. Bir ay havuz yasağı veriyoruz. Havuza girme, yüzme yasağı veriyoruz. Sebebi de yine suların temiz olmaması. Denizde veriyor musunuz? Deniz yasağı. Denizde veriyoruz. Denizler de artık çok temiz değil. Evet. Bayanlara yine bir ay bir makyaj yasağı veriyoruz. Yine enfeksiyon ve diğer risklerden dolayı. Bunun dışında günlük hayatına bir hafta sonra hasta dönebiliyor. Evet. Güzel bilgiler verdiniz hocam. Gerçekten aslında çok ertesi önemli. Gün bile dönebilir. Efendim? Ertesi gün bile dönebilir. Hastanın yaşam koşulları önemli. Fakat biz her zaman emniyetli olmayı tercih ediyoruz. Tabii ki, tabii ki. Evet. Yani neticeten gözümüze, en kıymetli yerimize bir şey yapılıyor. Evet, evet. Ve bu şartlara uymak lazım. Hatta akşam ameliyat olup sabah araba kullanan hastalar bile oluyor. Biz istemiyoruz tabii. Kendilerini de uyarıyoruz. Ama o kadar iyi görebiliyorlar. Evet. Akıllı lensin bir yan etkisi var mı? Şimdi lensin kendisine ait bir yan etki yok. Fakat biraz önce söyledim. Hesaplama hataları olabiliyor çok az da olsa. O zaman belki yine gözlük gerekebiliyor veya lazer gerekebiliyor onu düzeltmek için. Bazen lens pozisyonunu kaybedebiliyor, kayabiliyor. Çok gözünü kurcalarsa hasta, ilk gün özellikle ilk saat belki olabiliyor. Teorik olarak bunlar mümkün. Fakat sonra bu düzeltilebiliyor. Ya da lensi koyduğumuz zarf genç hastalarda %1 oranında kirlenebiliyor, kalınlaşabiliyor. O zaman onu temizliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Fazla kilolarınız hem moralinizi hem sağlığınızı mı etkiliyor? Çağımızın hastalığı obeziteyle mücadelede başarılı olamıyor musunuz? Kimler obezite ameliyatı olabilir? Obezite ameliyatı neleri değiştirir? Ameliyat sonrası tekrar kilo alınır mı? Genel cerrahi, obezite ve metabolik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Recep Aktimur anlatıyor. Az sonra Derya Baykal'la gülümsedi. Evet, Doçent Doktor Recep Aktimur, genel cerrahi ve obezite ve metabolik cerrahi uzmanısınız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Derya, hoş bulduk. Samsun'dan geldiniz. Evet. Şimdi obezite nedir diye bir giriş yapalım. Tamam. Ondan sonra neler yapıyorsunuz bu konuyla ilgili onlara? Tamam, klasik girişi yapalım o zaman. Vücutta yağ dokusunun beklenenden ya da istenenden fazla olması obezite. Ama tabii bu sadece bizim çocukluğumuzda düşündüğümüz gibi kimileri obezdir, onların kişilik özelliğidir, bazıları zayıftırla kalmıyor. Birçok kronik hastalığı, birçok sıkıntıyı, hatta yaşam süresini kısaltmayı da beraberinde getiren çok büyük bir problem. Tedavisi var mı obezitenin? Tedavisi günümüzde var. Ya aslında hani günümüzde var deyince bunun çok yeni bir şey olduğunu söylemiş olmayalım. Yani öyle bir mesaj çıkmasın. Yıllardır yapılan ameliyatlar var. Yaklaşık 60 seneye dayanıyor işin temeli. Ama tabii günümüzde daha çok duymamızın, daha çok yapmamızın sebebi artık bu ameliyatları kapalı şekilde yapıyoruz. Eskiden biliyorsunuz kocaman kesilerle ameliyat yapıyorduk. Şimdi çok ekstrem ameliyatları bile kapalı yapabiliyoruz. Obezite ameliyatları da bunların içinde. O sebeple daha çok yapıyoruz.